Fuar Günlüğü programının 9. gününden herkese merhaba. İlk günkü heyecan ve yoğun ilgi devam ediyor. Tüm kitap severleri binlerce çeşit kitapla buluşmak için Mimar Sinan Kongre Merkezi'ne bekliyoruz. Nasıl buldunuz fuarı? Güzel. Öğrencilerimizi getirdik zaten. Hani eğlenceli, çocukların istediği kitapları bulmak için açısından çok güzel. Yani önerdiğimiz kitapları burada bulabiliyorlar. Yayınlar çok güzel. Test kitapları, 12. sınıf öğrencilerimiz için test kitapları. O açıdan güzel bulduk etkinliği. Hani bekliyoruz heyecan her yıl kitap fuarı ki öğrencilerimizi buraya toplu olarak getirelim diye. Güzel bir organizasyon. Peki hangi tür kitapları tercih ediyorsunuz? Genellikle Türk klasiklerini tercih ediyoruz. Öğrencilere önerdiğimiz dünya klasikleri, Türk klasikleri. Ama şimdi yenilerde öğrenciler tabii ki manga, işte bu tarz kitapları da tercih ediyorlar. Daha rövaşlı olan kitaplar da tercih ediliyor. Fuarlar size ne katıyor? Fuarlar bize çocuğun kitapla tanışmasını sağlıyor. Hani böyle hayali olarak önerdiğimiz kitapları burada canlı olarak görüyor. Aa öğretmenim bunun yazarı buydu değil mi? Bu bunu yazmıştı. O yüzden fuarlar burada canlı kitapları görmek açısından öğrenciler için çok bulunmaz bir nimet oluyor. Bizim için de öyle. Nasıl buldunuz fuarı? Ben çok sevdim. Gelmeyi de çok istiyordum. Nasip oldu geldik. En çok ben K-pop dinlediğim için K-pop türlerinde iki tane dergi aldım. Kitap türlerinde de polisiye kitaplarını sevdiğim için polisiye aldım iki kitap. Çok güzel. Peki sen hangi türleri seviyorsun? Beğendin mi burayı? Ben daha çok Beyza Alkoç'un kitaplarını seviyorum. Çünkü ne bileyim heyecan veriyor bana. Buraya gelmeyi de çok istiyordum ve nasip bugüneymiş. Çok sevindim yani. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasıl buldunuz fuarı? Alayı çok güzel. Sayın Başkanımız Hakan Tütüncü böyle bir proje yaptığı için çok güzel olmuş. Halkımıza, çocuklarımıza iyi bir etkinlik olmuş. Teşekkür ederiz. Peki fuarlar size ne katıyor? Yani çocuklarımıza daha iyi oluyor. Onların kitap okuma kazandırıyor. Ne bileyim güzel bir etkinlik yani. Peki çok teşekkür ederiz. İyi gezmeler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok mutluyuz fuara geldiğimiz için. Beşincisi düzenlendi. Her senede, her düzenlemede geliyoruz zaten. Bu sene öğrencilerimizle kısmet oldu. Çok güzel. Peki fuarlar size ne katıyor? Fuarlar farklı yayınları görmemizi sağlıyor. Hani internet alışverişi dışında kitapları tanıyarak, dokunarak öğrenme şansları da oluyor. Hem de görerek alışveriş mantığını da anladıkları için ilk alışverişte de kitap oldu. Bu yönden çok mutluyuz. Zaten başkanımızın kreşinden geliyoruz. O yüzden bu fuarlar için başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Peki okuma alışkanlığı nasıl kazanılmalı sizce? Okuma alışkanlığı bence ailede başlıyor. Anne baba eğer okuyorsa zaten çocuk okumaya başlıyor. O yüzden bizim önceliğimiz zaten ailelerimizle eğitime dahil ediyoruz her zaman. Eğer anne baba okursa çocukların okuyacaklarını bildikleri için bununla ilgili çalışmalar da yürütüyoruz. O yüzden anne baba okumalı. Yoksa çocuk okumuyor inanın. Küçük yaştan da başlatmalıyız. Önce biz okuyacağız. Okumayı öğrendiklerinde de onlar okuyacak zaten. Peki çok teşekkür ederiz. İyi gezmeler hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl buldun fuarı? Çok güzel buldum gerçekten. Fuar çok güzel. İlk kez geliyorum bu arada. Yazarları çok sempatik buldum. Çok güzel davranışları var. Çok güzel karşıladılar bizi. Sözler, yani kitapların içindeki sözler yani çok etkiledi bizi gerçekten. Hiç görmediğim kitapları da gördüm en azından. Onları da tanıdım. Fuarı düzenleyen herkese çok teşekkür ederim. Çok şükranlarımı duyuyoruz. Peki hangi türleri tercih ediyorsunuz? Hangi tür? Daha çok roman tercih ediyoruz ama şöyle macera türlerini de çok seviyoruz. Yani insanı heyecanlandıran bir coşku oluyor içimizde. Peki sen? Aksiyon, aşk, fantastik, arkadaşlık, öyleler. Peki çok teşekkür ederiz. İyi gezmeler. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben küçüklükten beri gerilim polisiye ya da filmlerden, dizilerden etkilendiğim için daha çok sihirli dünyalar, Harry Potter falan diyelim. Koleksiyonculuk da yaptığım için onları takip ediyorum. Hangi türleri tercih ediyorsun? Ben çok büyük bir Marvel hayranıyım. O yüzden daha çok fantastik, işte böyle sonradan bulunmuş aile kitaplarını daha çok seviyorum. Nasıl buldunuz fuarı? Yani her zaman gibi çok güzeldi. Yani özellikle bir öğretmen olarak bugün öğrencilerimle geldim buraya. Onların hem uygun kitap bulması için hem de beğendiği yazarlarla buluşma fırsatı sunduğu için bizim için kaçınılmaz bir fırsat. Tekrar değerlendirmek istedik. Bugün üçüncü gelişimiz. Evet, emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz burada. Çok güzel gerçekten. Peki hangi tür kitapları tercih ediyorsunuz? Yani ben daha çok tarihi türde. Öğrencilerimse daha çok fantastik türleri seviyorlar. Tabii bir de
yani kabul ettiğimiz bir gerçek var. Soru bankalarıyla mücadele ediyoruz. Onlara da bakıyoruz ama hepimizin istediği tarzda kitaplar bulabiliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor tabii. Nasıl buldunuz fuarı? Gayet güzel. Geziyoruz. Öğrencilerimizle beraber geldik. Aksu'daki köyümüzden geliyoruz. Belediyemiz araç sağladı, sağ olsunlar. Beraber geldik. Çok güzel. Hangi tür kitapları seviyorsunuz? Ben genellikle roman tarzında seviyorum. Ama şu anda öğrencilerimize baktığımız için çocuklara yönelik bakıyoruz daha doğrusu. Peki fuarlar size ne katıyor? Çocuklarımızın ufkunu açıyor şu anda. Onların farklı ortamlar görmelerini sağlıyoruz biz kendi açımızdan. Kendi açımdan da istediğim yazarların, istediğim kitaplarını burada bulabiliyorum hepsini bir arada. Peki çok teşekkür ederiz. İyi gezmeler. Teşekkürler. Sağ olun. Nasıl buldunuz fuarı? Çok güzel. Her yıl katılmaya çalışıyorum zaten. Çocukluğumdan beri kitap okumayı çok severim. Eskiden tabii telefon yoktu bizim zamanımızda. O yüzden boş zamanlarımızı telefonla değil, kitapla geçirirdik. Hatta arkadaşlarla yarışırdık kim bu ay daha fazla kitap okuyacak diye. O yüzden de bir alışkanlıktır benim için. Her kitap fuarına da katılmaya çalışıyorum. Çok güzel. Hangi tür kitapları tercih ediyorsunuz? Yani dönem dönem değişiyor aslında. Bazen romanlar okuyorum ruh halime göre. Bazen klasikler okuyorum. Bazen macera gibi. Çok güzel. Fuarlar size ne katıyor? Yani yeni kitapları öğreniyorum, takip edebiliyorum. Onun dışında kitap ortamı zaten. Hani her yerde kitaplar var. Çok seviyorum bunu. Kepez Kitap Fuarı'na daha önce gelmiş miydin? Evet, geldim. Nasıl buluyorsun burayı? Seviyorum. Yani kitap okumayı sevdiğim için burayı seviyorum yani. Peki kaç yaşından beri kitap okuyorsun? Ben 10 yaşından beri kitap okuyorum. Hangi türleri tercih ediyorsun? Ya genelde romantik, fantastik o tarz kitapları. Çok güzel. Fuarlar sana ne katıyor? Ya ben fuara ilk geldiğimde kitap okumuyordum. Kitap aldım. Fuardan sonra kitap okumaya başladım. Çok güzel. İyi ki geldin o zaman. İyi gezmeler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Kitap okumayı seviyor musun? Evet, kitap okumayı çok seviyorum. Evet, seviyoruz. Peki fuarı nasıl buldunuz? Ben çok verimli buldum. Hele bu yaştaki çocuklar için çok teşvik edici. En azından kitap okumayanlar kitap fuarına gelerek de kitap okumaya yöneliyorlar. Hakan Tüdüncü'ye çok teşekkür ederiz bunun için de. Kitap almayı düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. İyi gezmeler. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Nasıl buldunuz fuarı? Güzel, ben ilk defa geliyorum. Daha öncekilere oğlum babasıyla gelmişti. Beğendim bayağı, fiyatları da uygun. Aradığımı buldum. Büyük oğlum için de, liseye giden oğlumun istediği kitaplar vardı. Onları da aldım. Güzel, bence yararlı. Merhaba, kitap okumayı seviyor musun? Seviyorum, çok seviyorum. Burası da tam bize göre bir yer. Fuarlar sana ne katıyor? Vallahi bütün kitaplar yani çok güzel olduğu için fuarlara da çok güzel, yani bulamadığımız kitaplar bile geliyor. O yüzden çok iyi yani fuarda. Hangi tür kitapları tercih ediyorsun? Normalde aksiyon ve korku, polisiye kitapları. Evet. Çok güzel. Okuma alışkanlığını nasıl kazandın? Korku kitapları okuyarak, fuarlara gelerek böyle kitapları alarak okumaya başladım. Peki çok teşekkür ederiz. İyi gezmeler. Sağ olun. Fuar güzel. Belediyemizin güzel hizmeti, faydalanıyoruz. Öğrencilerimizi getirdik. Kitap alışverişi yapıyorlar. Okuma saatlerinde okuyacağız kitaplarınızı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Peki okuma alışkanlığı nasıl kazanılmalı? Okuma alışkanlığı nasıl kazanılmalı? Serbest saatler okuyarak değerlendirilmez. Biz bunu sınıfımızda, okulumuzun kütüphanesinde haftada birkaç saat okuma saati yapıyoruz. Bir de sınıfımızda günlük okuma saatlerimiz var. Okuma alışkanlığımızı bu şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Peki fuarlar size ne katıyor? Fuarlar bize daha çok kitap tanımamızı ve kitap kültürünün gelişmesini sağlıyor. Peki çok teşekkür ederiz. İyi gezmeler. Beğendiniz mi? Biz teşekkür ediyoruz başkanımıza. Beğendiniz mi burayı? Evet. Evet. Hep birlikte el sallayalım mı? Evet. Fuar günlüğü programının bugünlük sonuna geldik. İnanılmaz yoğun bir ilgi vardı fuara. Tüm kitap severleri Mimar Sinan Kongre Merkezi'ne saat 9'da 20 saatleri arasında bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.